Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda herhangi bir eklenti kullanmadan, cihazın doğrudan özelliklerini kullanarak kopyalama ve yapıştırma işlemleri nasıl yapılır, bunu göreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Şimdi şuraya ben bir level atayım ilk olarak. Şöyle level'ımı taşıyayım. Ekranın hizalamasını da merkez olarak ayarlayayım. Hem yatay olarak hem de dikey olarak merkeze al. Şimdi bu level'ımızın tekstini değiştirelim. 1-2-3 olsun. Şöyle... En baştakileri silelim. Font'unu bold yapıyorum. Font size'ını arttıralım biraz. 25 civarı yapabiliriz. Şimdi ben bu font'u daha doğrusu buradaki teksti kopyalayıp ayrı bir yere yapıştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Ee, bunun için de bir buton kullanalım. Biz burada kopyalama işlemi yapılsın. Bu butona basıldığında kopyalasın. Hemen şuradan tekstini değiştirelim. Kopyalı olarak ayarladım tekstini. Font size 25 yapalım bunun da. Bold olarak ayarlayalım. Şimdi bunu bold olarak ayarladığımıza göre bir adet daha label atalım. Buradaki label'a da buradaki yazıyı kopyaladıktan sonra yapıştırma işlemi yapalım. Bunun için de yine bir buton daha kullanacağım. Şöyle altına yerleştiriyorum. Bu da şöyle yapıştır olacak. Yapıştır. Font size 25. Wait bold. Hemen şuradan bold olarak ayarladık. Bakın gördüğünüz gibi. Buton ton birin adını şöyle yapalım hatta. Kopyalayı e, üste alalım. Çok şey olmasın. Ardından yapıştırdığımızda da hemen şöyle alt alta ikisi de gözüksün. Şimdi kopyaların adını değiştirelim. Buraya kopyala buton yazalım. Rename dedim. Buton 2'ye gelip şöyle adını yeniden adlandırıyorum kopyalı yerini silelim. Yapıştır olsun. Yapıştır buton. Şimdi bizim bu işlemleri yapabilmemiz için, kopyalama ve yapıştırma işlemlerini yapabilmemiz için cihazı kullanmamız gerekiyor. O yüzden device utilitize'ı şuradan utilitize'ın içerisine giriyoruz. Buradan device yani cihaz utilitize'larını buradan alacağız. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Şimdi blok kısmına geçiş yapabiliriz. Şimdi buton 1 yani kopyala butonuna basıldığında ne olacak? Bizim şuradaki 1-2-3 yazısını kopyalayacağım. Bunu yine az önce bahsettiğimiz device utilitize'ın içerisindeki bloklarla yapacağız. Bakın burada copy var. Bakın şurada da e, paste var. Paste yani en son kopyalanan şeyi buraya yapıştırıyor. Biz ilk olarak kopyalama işlemini yapacağız. O yüzden copy'yi buraya getiriyorum. Şuraya yerleştirdim. Kopyaladı. Text olarak neyi kopyalayacak? Level 1'in tekstini kopyalayacak. Hemen şöyle level 1 nokta buraya yerleştiriyorum. Bakın buraya level 1'i doğrudan getirirseniz e, hata alırsınız. O yüzden level 1 nokta olacak. Başarılı olduğunda ekranda gözükecek mesajı bize buraya soruyor. Yalnız bu çalışmıyor bazı API sürümlerinde. O yüzden biz garanti almak adına burayı şöyle yapacağız. Designer kısmına geliyorum. Şuradan user interface'e gelip notifier'ı uygulamaya bırakacağız. Notifier ile ekranda bir uyarı göstereceğiz. Şimdi bloklara dönüyorum. Ve bu işlemi yaptığında, işlem başarılı olduğunda şunu yapacak. Notifier 1, şöyle aşağıya iniyorum. Show Alert'ı buraya yerleştiriyorum. Şöyle yukarıdan mesaj alıp buraya yerleştirdim. Buraya da başarıyla kopyalanmıştır yazalım. Şimdi bu işlemi yaptığımızda buradaki yazıyı bize kopyalayacak. Gelin bir deneyelim. Bakın kopyala dediğimde başarıyla kopyalanmıştır dedi. Yapıştır dediğimde tabii ki herhangi bir işlem olmayacak. Bu işlemi yansıtmamız gerekecek. Şimdi diğer butonumuza gelelim. Diğer butonumuz butonumuz yapıştır butonu. Yapıştır butonuna basıldığında da şuradan geliyorum ve neredeydi bizim paste? Bakın burada yapıştır. Yapıştırı buraya yerleştiremiyoruz. Neden? Çünkü bir yere yapıştırması gerek bunun içerisindeki metne olur, tekst olur, yazı olur. Yani herhangi bir string değeri yapıştırması için bir alana ihtiyacı var. Burası da bizim level 2'miz. Level 2'nin tekstini, şunu ayarla diyorum. Level 2'nin tekstini en son kopyalanan değer olarak ayarladım. Burada yine bizden bir e, toast mesajı istiyor. Bunu böyle yapıyoruz. Show alert diyeceğiz, uyarı göstereceğiz başarıyla yapıştırılmıştır. Yazmamıza gerek yok aslında burada. Ama siz yine de göstermek isterseniz yapıştırıldı yapabiliriz buraya. Zaten kullanıcı görecektir yapıştırılıp yapıştırılmadığını. Şimdi kopyala dedim. Bakın başarıyla kopyalanmıştır. Yapıştır dediğimde bakın yapıştırıldı dedi. 1 2 3'ü buraya otomatik olarak getirdi. Yani bunu neden gösterdim? Eklenti kullanmadan bu işlemi yapabiliyorsunuz ve eklentide biliyorsunuz ki güncelleme gelmediği için bazı şuradaki yazılarda olur. Buranın yapısında olur. Farklılıklar var ve biraz eski gösteriyor uygulamayı. O yüzden bu seçeneği kullanabilirsiniz. Şurada da dediğim gibi text olmasına dikkat edin. Level 1 olmasın. Yine alt tarafta da level 2'nin text olarak ayarlayın. Veyahut da burası illaki level olmak zorunda değil. Şöyle designer kısmına dönelim. user interface'den bir adet text box atalım. Şöyle text box'ın texti şu anda boş. Hint var. Hemen şöyle yapacağız. Textbox 1'in tekstini şunu ayarla diyeceğim yine bakın. Textbox 1.text Şurada bakın gördüm. Hemen bunu buraya alıyorum. Şöyle yapalım. Şu araya yerleştirdim. Ya e az önceki işlemi buraya yapıştıracağız. Şuradaki teksti kopyaladı. Şimdi kopyala dedim. Yapıştır dediğinde bakın 1-2-3 olarak hem level 2'nin tekstini ayarladı hem de textbox'ın tekstini bu şekilde ayarlamış oldu. Yani eklenti kullanmadan Basit bir şekilde, hızlı bir şekilde cihazı kullanarak bu yapıştırma ve kopyalama işlemlerini yapmış olduk. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Bu videom çünkü e, araştırılan bir video. Beğenmenizi ve yorum atmanızı çok isterim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.